son oynayacağımız iki maçı kazanmak. Ankara'da çok zorlu iki maç oynayacağız yani Ukrayna ve İsveç karşısında. Tabii zor olacak ama biz her zaman kendi taraftarımızın önünde iyi oynayan bir takımız. O yüzden Ankara'da iyi bir turnuva geçiririz diye düşünüyorum. İki takım da çok izleyemedim. O yüzden kesin bir şey söyleyemem yani artları ve eksileri konusunda ama Ukrayna'nın iyi bir takım olduğunu biliyorum. Tecrübeli oyuncuları var. Yani Sergei Gladir olsun, işte Puchatır oynuyor mu emin değilim ama oynayacak mı? Yani iyi bir takıma sahipler. Zaten geçen sene de hazırlık maçı yapmıştık onlarla. Tecrübeli bir takım tabii ki de zorlu olacak. Ya tabii mesajım şu yani tabii ki de gelme şansı olanlar zaten gelecektir. Ya yani inşallah İstanbul'daki gibi yine salon full olur ve dolu olur. Çünkü biz zaten gücümüzü taraftarlarımızdan alıyoruz. O yüzden bu iki zor karşılaşmamızda bizimle beraber olmalarını davet ediyorum. Beklediğimden de iyi bir sezon oldu. Ya kendi açımdan çok iyi bir sezon oldu. Çok fazla tecrübe kazandım. İlk senemde finale çıktım. Sadece 4 maç uzaklığındaydık. 100'ü alabilmek için. Ama maalesef olmadı ama yine de kendi açımdan çok yararlı bir sezon oldu. Yani tabii ki de herkesin hayalidir LeBron James'le beraber oynamak. Benim de hayallerimden bir tanesi oydu tabii ve ben o şansı yakaladım. Bir sene boyunca bana çok yardımcı olduğu tecrübelerini aktardı. Sürekli zaten konuşuyorduk. Çok da iyi bir arkadaşlığımız vardı, çok da iyi bir dostluğumuz vardı. O yüzden benim için beklediğimden de iyi bir sezon oldu. Ben oynayamadım orada sezondan dolayı, NBA sezonundan dolayı. Tabii ki de yani bu sadece bizim için değil, bütün ülkeler için zor durum. Çünkü yani nasıl söylesem yani gerçek kadrolarla hiçbir takım şu ana kadar maça çıkmadı. O yüzden yani zaten sürpriz sonuçlar da oldu. Ondan sonra ama şu anda herkesin sezonu bitti ve zaten herkes oynayacaktır. Yani bence şu anda daha çok keyifli olacaktır. Yani ben aslında biraz tecrübem var ama tabii o zaman çok oynamıyordum. Hem benim ilk A takım tecrübemdi. O yüzden tabii ki de oraya gidip Çin'e gidip en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek istiyoruz ama en önemlisi şu andaki bu iki maç. Sezon boyunca zaten hep güzel, olumlu mesajlar aldım. Oynasam da oynamasam da bana sürekli destek oldular. O yüzden çok teşekkür ederim. Zaten onların mesajları beni çok motive ediyor, bana güç veriyor. O yüzden beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim.